Efendim merhabalar. Bugün sizlere, daha doğrusu bu hafta sizlere Almanya'nın yine Kuzey Elbe-Esfali eyaletinden sesleniyoruz. Evet, benim de yıllardır ikamet ettiğim şehirden sesleniyoruz. Siegen şehrinden sesleniyoruz. Evet, bu hafta burada, buradaki yaşayan Alevi vatandaşlarımızın düzenlemiş olduğu bir el ele gecesi var. Evet, bu geceyi sizlere izleteceğiz. Ama izletmeden önce bu programımıza sponsor olaraktan destek veren, maddi desteğini ve manevi desteğini esirgemeyen bir yeni kurulmuş şirketimiz var. Adı EFİM. Evet, bu EFİM'i sizlere kademe kademe tanıtacağız. Bu haftalık böyle kısa isimden zikrettik. İlerleyen haftalarda inşallah EFİM'i size detaylı tanıtacağız. EFİM nedir? Siz gelin önce bir logosuna bakalım. Bir logosunu görelim. Evet, EFİM Avrupa Finans İmobilien Management. Evet, Avrupa'da finans ve emlak işi menajerliği adı altında yeni kurulan bir şirket. Gerçekten kadrosu kurulmuş. Her şeyi her alanda, alanlarında uzman insanların çalıştığı bir kurum. İlerleyen haftalarda inşallah daha detaylı bilgi vereceğiz. Bu haftalık bu kadar diyoruz. Evet, şimdi buyurun bu güzel programımızı izlemeye. Ama sözlerdi de geldi mi tin tin gelir pınar başına. Şşt kız bakma emmim oğluna. Tin tin gelir pınar başına. Şşt kız bakma emmim oğluna. Divan Gazetesi'ne teşekkür ediyoruz. Evet, Divan Gazetesi Enerve'de Kuzey Vesfale eyaletinde çıkıyor. Ve bizden de, bu fakirden de bir küçük de olsa bir haber çıkarmışlar. Teşekkür ediyoruz. Divan Gazetesi yöneticilerine, yetkililerine buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz de sizler gibi kültür elçiliği yapmaya gayret ediyoruz. Evet, Divan Gazetesi'ne teşekkürler. İdenin yollarına, aman ben yandım boylarına. Efendim bugün Siegen Geiswald'dan benim de ikinci vatanım. Hani derler ya, doğduğun yer mi vatanın, doyduğun yer mi vatanın? Evet, burası da bizim doyduğumuz şehir. Uzun yıllardır burada ikamet ediyoruz. Birçok gönül dostumuz burada, can dostlarımız var. Bu hafta bu Siegen'de düzenlenmiş olan Alevi Kültür Merkezi'nin düzenlemiş olduğu El Ele adlı bir programı sizlere izleteceğiz. Onunla alakalı da tabii ben iki kelam etmek istiyorum. Yine her zaman olduğu gibi acizane sizin o yüreğinize seslenmek adına. Evet, çok güzel bir slogan bulmuşlar. Tebrik ediyorum. Kim düşündüyse El Ele. Zaten Avrupa'da en çok Türk olarak biz varız. Yani Türkler Avrupa'da en çok millet olarak. Her ne hikmetse paramparça olmuşuz. Şucu bucu, oncu buncu, işte Alevi Sünni, Kürt Türk, paramparça olmuşuz. Ortak noktalarımızda birleşsek diyorum. Ortak noktalarımızda samimi olsak, dimdik ayakta oluruz. Her alanda başarılı oluruz. Bu El Ele sloganı çok hoşuma gitti. İnşallah bundan sonra diyoruz Avrupa'daki Türkler el ele verirler. Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle diyoruz. Kuvvetli bir toplum olur. Her istediğimiz elde ederiz. Tabi sözük yine fazla uzatmadan Siegen Geiswald'da dolaşıyoruz. Siegen Geiswald'da yeni çok yakın dönemde Siegen Geiswald Busbahnhof'ta bir Türk kasabı açıldı. İçeri girip bir hasbihal edelim. Evet, şu anda Türk kasabının içerisindeyiz. Siegen Geiswald'da buranın sahibiyle bir hasbihal edelim. Bakalım nereliymiş, kimmiş, neyin nesiymiş diyoruz. Mikrofonu buranın yetkilisine uzatıyoruz efendim. Şimdi bu kasabın, Türk kasabın yetkilisiyle tanışalım. Merhaba, sizi bir tanıyalım. Merhaba Mustafa Bey, hoş geldiniz. İsmim Orhan. Türkiye'den nereliyiz? Türkiye'den Sivaslıyım.
Sivas'ta mı öğrendik bu kasaplığı? Yok, ben normalde İstanbul'da 85 yılından beri kasaplık yapıyorum İstanbul'da. Ondan sonra tekrar da Almanya'ya geldikten sonra bu işe devam ettim. İstanbul'da İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Et Bölümü mezunuyum ben. Ne kadar zaman oldu bu kasaba çalı? Biz 2010 yılının 10. ayın 27'sinde burasını açtık Mustafa Bey. Şu anda 3 ay doldu diyelim. Eyvallah. Buradan Ziegen ve civarındaki Türklere neler söylersiniz? Biz buradan Ziegen ve halkına biz şu mesajı iletmek istiyoruz. Biliyorsunuz, malumunuz, biz Almanya'da şoksuz etin kesimi yasak. Biz bir şeyi burada başardık. Biz etlerimizi şoklamıyoruz, fiyatlarımızda müşterilerimizi şokluyoruz. Şöyle ki, fiyatlarda ve kalitede biz çok iddialıyız. Ve bu Ziegen'de biz bir ilki gerçekleştirdik. Burada şoksuz kesim yapan tek kasabımız burada. Yani şoksuz et kesimi yapıp da halkımıza sunan tek kasabız. Biz kesimlerimizi Belçika'da kesiyoruz, etimizi. Ondan sonra buraya getiriyoruz ve burada satıyoruz. Bizim tek özelliğimiz, diğer kasaplardan ayıran özelliğimiz bu Mustafa Bey. Ve bir de eskiden biliyorsunuz, kasaplık dediğiniz zaman babadan oğula geçen bir meslekti. Şimdi biz bunu bir şekilde de şöyle söyleyeyim, artık okullu olarak devam ediyoruz. Yani biz biraz önce de sarf ettiğim gibi İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunuyum ben. Bunu bilinçli bir şekilde yapıyorum ve insanlara ne şekilde bir et yedireceğimin bilincindeyim. Eyvallah, kutluyoruz, teşekkür ediyoruz. Ben size çok teşekkür ederim. Bizi ziyaretinizle memnun ettiniz. Çok teşekkür ediyorum sizlere ve buradaki bütün Türkiye'ye ve Türkiye'deki sevdiklerimize, akrabalarımıza ve tüm dostlarımıza saygılar, selamlarımızı iletiyoruz sizin sayenizde Mustafa Bey. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Evet efendim, Ziegen'deki, Ziegen Geisswald'daki gezintimize devam ediyoruz. Hasbihalimize kaldığımız yerden devam. Değerli canlar, sevgili misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Ziegen Alevi Kültür Merkezi'nin bu dayanışma gecesine buyurdunuz. Sağ olun, var olun. Bu geceyi düzenlerken böyle bir ihtiyaç olduğunu gördük. Şimdi de gördüğünüz gibi, hepimizin gördüğü gibi gerçekten de Ziegen'de böyle bir ihtiyaç varmış. İyi oldu. Hoş geldiniz tekrar. Bu türden eğlencelerimizi önümüzdeki dönemlerde de yapmaya çalışacağız. Bu gecenin düzenlenmesinde elbette ki derneğimizin bütün üyelerinin emeği geçti. Ama özellikle yük iki arkadaşımızın sırtındaydı. Bu arkadaşlarımıza, bütün çalışanların adına, bu iki arkadaşlarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bunlardan biri bizim Küçük Ali, öbür arkadaşımız da Aynur Atmış. Bu arkadaşlar gerçekten bir iki haftasını birbirine kattılar. Gitmedikleri yer kalmadı, dolaşmadıkları yer kalmadı. Bu yüzden özellikle ikisinin adını anmayı gerekli gördüm. 20 Şubat'ta saat 13'te bu salonda cem töreni yapacağız. Bu cem törenine tabii ki Sünni arkadaşlarımız da davetli. Tabii ki Alman arkadaşlarımız da davetli. Dolayısıyla ceme doğrudan doğruya katılmak isteyenlerle katılmak istemeyenleri ayarlayacağız. Bu önemli bir gün olacak. 20 Şubat günü bu salonda cem ayini yapacağız. Bunu da lütfen kaydedin aklınıza bir tarafa. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum ve derneğimize sık sık uğramanızı da rica ediyorum.
Sebebine yandı sevdalarında, yandaşacağım buldum kurban oldum. Her şeyi unuttum o gün yüzünde. Unuttum kendimi yar yar kurban oldum da Leyli. Ömür verdiğim de Leyli yar bitim. Unuttum kendimi yar yar kurban oldum da Leyli. Ömür verdiğim de Leyli yar bitim. Kırıldı eser sana bu gönlüm. Ne gelirse gelsin senden gelsin kabulüm. Derdini aşırmış benim kurban olduğunda Leyli. Ömür verdiğim de Leyli yarimi de. Dersinin aşıktır benim, kurban olduğumda Leyli. Ömür verdiğimde Leyli, yar bitim. Adım Yaşar Datlı. Zigin Alevi Kültür Merkezi Derneği'nin başkanıyım. Bu akşam burada üyelerimiz, ama yalnız üyelerimize yönelik değil, bir eğlence düzenledik. Eğlence gayet güzel geçiyor. Bu tür eğlenceleri daha sık tekrarlamak istiyoruz Zigin'de. Anladığımız kadarıyla büyük bir ihtiyaç var Zigin halkı tarafında bu tür eğlencelere. Bu derneğin kuruluş amacı ve bizim de çalışmalarımız genellikle tabii ki kendi inancımıza yönelik bilgilendirmek, kamuoyunu bilgilendirmek, kendi üyelerimizi bilgilendirmek, Almanları bilgilendirmek. Önemli bir konu var. Bizim derneğimize sadece Aleviler değil, diğer Sünni kardeşlerimiz de, Hristiyan kardeşlerimiz de üye olabiliyorlar. Bu türden üyelerimiz de var. Yani sadece dini üzerine, din üzerine, inanç üzerine çalışan bir dernek değiliz. Bu bakımdan çok dost kazandık. İyi ki böyle bir derneği kurmuş olduk. Programımız bitmedi. Dolu dizgin devam ediyor. Birazdan tekrardan sizlerleyiz. Bir yere ayrılmıyorsunuz.